Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Holding skandalları vardı. Neydi bunlar? Kombassan, Yimpaş, bunun yanı sıra Endüstri Holding, Jetpa, daha Osmanlı Holding, Tuğra Holding. Bu Kombassan daha sonra Bera Holding oldu. Bunlardan mağduriyet yaşayan yaklaşık yurt dışında ikamet eden 1 milyon vatandaşımızın en az 30 milyar euro parası ortadan kaybedildi. Bu insanlar yaklaşık 25-30 yıldır mağduriyet yaşıyor. Bu insanlar çalmadı, kapı bırakmadılar. Şimdi bu holding mağduru olan 1 milyon vatandaşımız Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir şey istiyor. Diyor ki 25 yıl geçti. 25 yılda 30 milyar euro paramızı çaldılar diyor. Bu paraları tahsil edebilecek misiniz bu millet adına? Bu mevcuttaki holdingleri yönetenleri o dönemde ya da şimdi hukuki olarak cezalandıracak mısınız? Bizim hakkımızı yoksa bu insanlara bırakacak mısınız diyor yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Kıymetli izleyicilerimiz, 1 milyon kişiden bahsediyorum bak. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız eşlerinin kolundaki bileziği satıp verdiler. 25-30 yıl boyunca çalışıp hak etmiş olduğu emekli ikramiyesini verdiler. Ben verenler tamamen suçsuz demiyorum. Bak ben başka boyutu konuşuyorum. Camilere gelip Allah, din, iman, kitap deyip yurt dışında yaşayan vatandaşımızın alın teri dökerek biriktirmiş olduğu helal paraları verdiler. 25 yıl boyunca bu vatandaşlar hakkını aradı. Çalmadı, kapı bırakmadı. Elde var sıfır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyorlar. Diyorlar ki, bu arada İhlas Finans da var, onu da söyleyelim. Şimdi işin enteresan tarafı bu İhlas Finans da dahil olmak üzere bu vatandaşın parasını alanlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu İhlas dediğimiz firma, oğlu var şimdi, Enver Ören'in de biliyorsunuz, Mücahit Ören. Televizyon kanalları var, inşaat şirketleri var ve var oğlu var. Bu İhlas Finans'ta uçan paralar ne oldu? Bu Mücahit Ören'in tüm mal varlığına el konulması sizce hukuken gerekmiyor mu? Bu Kombassan Holding, Bera Holding'de birleşti. Ben internet sitelerine girdim, baktım faaliyetlerini sürdürüyorlar. Şimdi size soruyorum. Mağdur olan ya da bu Kombassan ve diğerlerine parasını veren insanların paralarını almak için bu holdinglerin, bu şirketlerin mal varlığına el konulması gerekmiyor mu? Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yapan bir kişi var. Fuat Oktay. Bir önceki dönem Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Şimdi AK Parti milletvekili. Yimpaş'ta üst düzey yöneticiydi kendisi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yardımcısı oldu. Bu olaylarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının Fuat Oktay'ın herhangi bir adım attığını siz duydunuz mu? Milyonlarca vatandaşın bu mağduriyetinin giderilmesi için bir açıklama yaptı mı? Ben bilmiyorum. Bakın, bu olay basit bir olay değil. Parasını kaptıranlardan intihar edenler oldu. Aile düzeni bozulanlar oldu. Hasta olanlar oldu. Psikolojisi bozulanlar oldu. Yuvası dağılanlar oldu. Ne ararsanız var. 1 milyon kişiden bahsediyorum. Paraya alanlar elini kolunu sallayarak geziyor.
Ama yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşımız bunun bedelini hala ödüyor. Çoğu hayatını kaybetti. Çocuklarının çoğu da artık duymak bile istemiyor, biliyorum. Bu olay Almanya'da olsaydı, Amerika'da olsaydı, Avustralya'da olsaydı, Kanada'da olsaydı, Fransa'da ya da başka bir ülkede olsaydı bu şekilde mi olurdu? 30 milyar euro deniliyor arkadaşlar. Belki daha üstü var, bilmiyorum. Yaklaşık 1 milyon kişi. Camilerin derneklerine gelip namazdan sonra masanın üzerine çıkıp paralar topladılar. Ve bu paraları verenler iyi niyetli bir şekilde ülkemizde yatırım yapılacak. Tamam, bakın. Verenlerin de hatası var. Kar payı adı altında yüksek paralar gelince biraz onlar da tatlı geldi. Ama güvenmek suç değildir. Kıymetli izleyicilerimiz, ben gerçekten bu olayla ilgili istenilse sonuca ulaşılacağına inanıyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 30 yıldır, 25 yıldır bu iş neden çözülemiyor? Lütfen görüşlerinizi bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet değerli izleyicilerimiz, bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz buradan bunları anlatırken, bu kadar bağırıp çağırırken, inanın ki vicdanımız sızladığı için bağırıp çağırıyoruz. 1 milyon kişinin bu mağduriyetine duyarsız kalmak bana göre doğru değil. Bakalım bundan sonra neler olacak? Biz bu işi takip etmeye devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen tüm izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.